Selam gençler. Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan önceki derste kimya ve enerji ünitesine giriş yapmıştık. Endo ve egzotermik tepkimelerden bahsedip örneklerle açıklamıştık. Ardına ise tepkime ısısını açıklayıp endo ve egzotermik tepkimelerle tepkime ısısı arasındaki ilişkiyi incelemiştik. Şimdi sırada madde miktarı ile tepkime ısısı arasındaki ilişki. Neymiş bu ilişki? Hadi gelin birlikte bakalım. Bir tepkimede Tepkimeye giren madde miktarı ne kadar çoksa alınan ya da verilen ısı miktarı da o kadar fazladır. Buradan şunu anlayacaksınız. Madde miktarıyla tepkime ısısı doğru orantılı. Eğer senin madde miktarın artarsa tepkime ısını artar. Madde miktarın azalırsa tepkime ısın azalır. Bunu şöyle de örnekleyebiliriz. Elinizde 10 kilogram bir kömür olsun. Tamam mı? Yaktığın zaman 100 kilokalori ısı açığa çıktığını varsayalım. Bu değerleri sallıyorum. Aynı kömürden 20 kilogram alırsan sen doğru orantılı dedik ya o zaman açığa çıkan ısı ise 200 kilokalori olur. Tamam mı? Böyle bir doğru orantı söz konusudur. Aşağıda bir tepkime var. Bu tepkime üzerinden de yine örnek vermeye devam edelim. Elimizde 12 gram karbon olsun. 12 gram karbonu biz yakarsak açığa 94 kilokalori ısı açığa çıkmış olsun. Tamam mı? Eğer sen buradaki karbon miktarını 12'den 24'e yani 2 katına çıkartırsan açığa çıkartan ısıyı 2 katına çıkartmış olursun. 94'ten 188'e çıkmış olur. Tepkime denkleminde yer alan maddelerin önündeki kas ile alınan ya da verilen ısı miktarları orantılıdır diyor. Bak N2'nin önünde görünmeyen bir 1 var. H2'nin önünde 3, NH3'te 2, Çıka, açığa çıkan ısı ise eksi 46. Eğer 1 mol N2 harcanırsa 3 mol de H2 harcanır. Açığa ise 2 mol NH3 çıkar. Tamam mı? Bunun sonucunda da 46 kJ enerji elde, elde ederiz. N2'nin molünü 2 katına çıkartırsan açığa çıkan ısı da 2 katına çıkar. Ya da H2'nin e, miktarını 2 katına çıkartırsan yine ısında 2 katına çıkar. Burada şu katsayılara göre geçiş vardır, doğru bir orantı vardır diyoruz. Sorularla bu söylediğimiz şeyleri pekiştirmeye çalışalım gençler. İyice sindirelim tamam mı? Özellikle buradaki sorular biraz zormuş gibi görünüyor ama hiç öyle zor değil. Mantığını kavramanız lazım. Mantık belli. Miktarla doğru orantılı tepkimesi. Denklemine göre 8 gram CH4 gazı yandığında yargılandığın hangileri doğru olur diyor. Şimdi denkleme bakıyorum. Denklemde CH4 kaç mol CH4? Bak gaz 1. Tamam mı? CH4 1 mol CH4 yandığında eksi 880 kilokalorilik bir enerji değişimimiz söz konusu oluyor. 1 mol CH4 kaç gramdır? Bak karbon 12 hidrojen 1'den 16 gramdır. Yani 16 gram CH4'ü yakarsan sen 880 kilo, e, enerji açığa çıkıyor. Eğer 8 gramını yakarsan 8 gram CH4'ü yakarsan miktarla doğru orantılı demiştik ya 16 8'in yarısı pardon 816'nın yarısı o zaman 840'ın da yarısı 440 kilojül ısı açığa çıkar diyeceğiz. 2 doğru. E, 0.5 mol karbondioksit gazı oluşur diyor. Bak 8 gramı yakarsan en eşittir en böyle MA'dan 8 ema'sı 16 dedik ch 0.5 mol. 1 mol yaktığında 2 mol oksijen tepkimeye giriyorsa 0.5 mol'ü yaktığında da 1 mol oksijen tepkimeye girecektir değil mi? Aynı şekilde katsayısı sayısı 1 olandan 0.5 tepkimeye girdiyse yine katsayısı sayısı 1 olandan da 0.5 mol karbondioksit oluşacaktır. Doğru. 64 gram oksijen gazı harcanır diyor. 1 mol oksijen gazı harcanır. 1 mol oksijen gazı kaç grammış? En eşittir en böyle bölü MA'dan. Moli 1. Emini bilmiyoruz. MA'sı da oksijen gazının 32. İşler dışlar çarpımından 32 gram oksijen gazı harcanır. 3 yanlış cevabımız 1 ve 2 D seçeneğidir. Sağ taraftaki 12. örneğe bakalım. Tepkimesine göre 2.4 gram karbon Kas, e, katısı yakıldığında açığa çıkan ısı nedir diyor. Tepkimeye bak. Bak. Başında hiçbir şey yazmıyorsa 1 mol demek. Şimdi 1 mol karbon yakıldığında 394 kilojül açığa çıkmış. Tamam mı? 1 mol kaç gram? 12 gram. Bu şu anlama geliyor. 12 gram karbonu yaktığında eksi 394 enerji değişimimiz var. Tamam. 2.4'ünü yakarsan diyor. 2.4'ünü yakarsak, 2.4 bu. 0.2 katı değil mi? Bunun da 0.2 katını al, ee, eksi 2 katını alsan, 788. Şurada bir de virgül var, 0.2 katı aldım, eksi 78.8 gibi değer elde etti. Şimdi seçeneklere gidip A işaret diyebilirsin. A işaret dediğin zaman yanlış olur, tamam mı? Neden? Bu bizim enerji enerji değişimimiz değişim. Bize neyi soruyor? Açığa çıkan diyor. Açığa çıkan dediğinde artı eksi diye belirtmene gerek yok. Zaten açığa çıkıyor. Buradaki eksi matematiksel değil. Artımı, eksimi, kısmı şey için kullanmıyorduk hatırlarsan. Isımı kullandık, isim aldık. Bu bu amaçta kullanıyoruz. Zaten açığa çıkan demiş. Eksi diye belirtmemize gerek yok. Bu yüzden cevap D seçeneğidir. Ünlemini, yıldızını, artık neyini koymak istiyorsan koy. Bak Seçeneklerde A'da var. Dikkat et. Enerji değişimi nedir diye sorsa, delta h nedir diye sorsa A olurdu. Ama açığa çıkan dediği için işaret koymuyoruz. 78,8 diyoruz. Dikkat et. Başka örneklerimizin daha olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsunuz. Evet varmış. Örnek 13. Şimdi örnek 13'te şöyle. Tepkimesine göre 49,6 gram x4 katısı yandığında 656 kJ ısı açığa çıkıyor. Buna göre X elementinin atom kütlesi kaç gram bölü moldür diyor. Şimdi kat sayısında hiçbir şey yaz yazmıyorsa 1 mol demek. Tamam mı? MA'sını bilmiyoruz. MA'sı A olsa X'in. X'ten 4 tane var. 4A gram X yandığı zaman 1640 kilojül açığa çıkıyormuş. Tamam mı? Bizi de şunu diyor. 49 6 gram X yandığında 656 kilojül çıkıyor diyor. Buradan aslında A'yı bulacağız. Değil mi? X'in atom kütlesini soruyor. 4 A çarpı 656 eşittir. 49,6 çarpı 1640. Tamam mı? Her iki tarafı 4 çarpı 656'ya bölüyorsun ki A yalnız kalsın. 4 çarpı 656. Tamam mı? Şunlar birbirini götürdü. Şurada yalnız A kaldı. Burada da sadeleştirme işlemi yapıyorsun. 2'ye böl. 2. 2'ye böl. 820, 2'ye böl 1 2'ye böl 410 tamam mı Şurada da sadeleştirme yaparsan ki ben bunu e, telefonla yaptım. <laughs> Kusura bakmayın telefonla yaz, yapınca cevabı 31 buldum. Siz de takıldıysanız telefonla yapın. Sınavda telefon kullandırtırmaz ama onu da, onu da söyleyeyim tamam mı? Ben şu an video çekerken telefon kullanıyor mu kullanmıyor mu kimse müdahale etmediğinden dolayı telefonu kullandım. O sadeleştirmenin sonucundan ayı da 31 bulursun. İstersen yine de bir özet geçeyim. Hızlı da geçmeyin. Bak ne yaptık? Kas sayısı 1. Yani 1 mol. 1 mol'ü kaç gram? En eşittir M bölü MA'da. Hani 1 mol M'i ee, şeydir. MA'sını eşittir. MA'sı 4A. Direkt 4A eşit M'i. Tamam mı? 4A'mız 1640 kJ ise şu kadar gramımız da buymuş. İşler dışlardan A'yı bulduk. MA'sı çıktı. Olay buydu. Örnek 14. Tepkimesine göre normal koşullarda N2 ve H2 gazlarından oluşan 8,96 litre karışım artansız tepkimeye giriyor. Buna göre tepkimedeki ısı değişimi aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir? Şimdi şu gaz karışımı 8,96 litreymiş. En eşittir ve böyle 22,4 formülünde biz buradaki gaz karışımın kaç mol olduğunu bulabilir miyiz? En eşittir buradan 8,96 bölü 22,4 0,4 mol mü çıkar? 0,4 mol ne? H2 artı N2'nin molü. Eğer bu A mol ise 1'e 3 oranı var. Bu da 3 A mol değil midir? Toplamda N2 artı H2'miz 4 A mol. 4 A mol eşitmiş. 0,4 A eşittir. Buradan 0,1 mol çıkar. Tamam mı? Şimdi 0,1 mol N2 artan tepkimeye giriyor aslında. Ben şunu biliyorum. 1 mol girdiğinde 1 mol gir, girdiğinde eksi 92 kJ ısı değişimi söz konusu. 0,1 mol girerse 1 virgül kaydırırsın. Eksi 9,2 ısı değişimi. Bak ısı değişimi. Eğer ısı değişimi diye soruyorsa direkt bunu işaretlersin. Ne kadar ısı açığa çıkar derse 9,2 dersin. Soruda ne diyor? Isı değişimi diyor. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir diyeceğiz. Tamam Burayı da geçiyoruz. Gençler şurada küçük bir tanım var. O tanımları yapalım. Hani şu şurası biraz küçük gibi durmuyor ama bence küçük bir yer. Ondan sonra soru çözümüne hız kesmeden devam edeceğiz. E, tepkimeler türlerine göre de isim alıyor. Mesela TYT kimyada yanma tepkimesini gördüm. Burada yanma tepkimelerine yan, e, yanma ısısı. işte nötrleşme tepkimelerinde açığa çıkan ısıya nötrleşme ısısı. Çözünme tepkimelerinde açığa çıkan ısıya çözünme ısısı erime tepkimesindeki açığa çıkan veya işte enerji değişimi deneyim erime ısısı deniyor. Böyle tanımlamalar var. O tanımlamaları bir hatırlatmak istedim. Bakın şimdi bir maddenin oksijenle tepkimesindeki entalpi değişimine yanma ısısı denir. Bir mol maddenin yanması sırasındaki ısı, ısı değişimine ise moler yanma ısısı der. Bak yanma ısısı eşit değildir. Molar yanma Yanma herhangi bir yanma olayı. moler yanma ise bir molünün yanması. Buna dikkat et. İkisi aynı şey değil. Yani tepkimenin türüne göre entalpimiz isim alıyor. Nötrleşme tepkimesi ise nötrleşme ısısı. Tekrar ediyorum çözünme tepkimesi ise çözünme ısısı diyorsun. Yani şunları tek tek okumama gerek yok. Bu bilgiyi verdim. Senin için yeterlidir diye düşünüyorum. Bak burada uygulama var. Uygulamada tepkim entalpi türünü soruyor. Nacele ne yapmış? Su da çözünmüş. Çözünme olayı olduğundan dolayı tepkimemizin ısı değişimi de çözünme ısısıdır. Çözünme ısısı. Baz asit, asit baz tepkimesi sonucunda su açığa çıktıysa bu bir nötrleşme tepkimesidir. Bu yüzden nötrleşme ısısı diyeceğiz. Nötrleşme ısısı bak. Tekrar ediyorum. Tepkime türüne göre entalpimiz isim alıyor. Oksijenle herhangi bir madde tepkimeye girdiğinde yanma tepkimesi oluyordu. Bu da demek ki yanma ısısı. Tamam? H iyonu var, OH iyonu var. Asitten gelir. Bazdan gelir. Aslında burada da bir nötrleşme söz konusu. Buraya da yine nötrleşme ısısı diyebilirsin. Nötrleşme ısısı. Katı haldeki demir sıvı haldeki demir hale gelmiş. Erime ısısı gibi gibi Bunu buharlaşma ısısı, süblimleşme ısısı gibi sürekli değiştirebilir, türetebilirsin. Tepkimenin adına göre tepkime isim alıyor. Tamam Muhabbet oydu. Yukarıdaki en önemli nokta molar kısmı. Molar kısmını unutma. Çok önemli bu ünite içerisinde. Molar diyorsa bir mol anlayacaksın. Örnek 15. 2,4 2,5 molar 200 mililitre HCl sulu çözeltisi üzerine yavaş yavaş sodyum hidrosit sulu çözeltisi yeterince eklendiğinde 6,8 kcal ısı açığa çıkıyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bakın şu bilgiden bir kere kaç mol bunu bir bulalım. Kaç mol bunu buluyoruz? Nasıl buluyoruz? Molarite eşittir hani sulu çözeltileri gördün ya sen. Şu formülü biliyorsundur. Tamam mı? 2.5 molar eşittir mol bölü hacmimizi litreye çeviriyoruz. 0.2 işler dışlar çarpımından 0.5 mol. 0.5 mol HCl tepkimeye giriyormuş. Bak. 0.5 mol HCl tepkimeye girerse ne kadar ısı açığa çıkıyormuş? 6,8 kilokalori. Peki molar nötrleşmesi diyorsa yani 1 molü. 1 molü tepkimeye girerse 2 katı bunun da 2 katı olan 13,6 kilo kalori ısı açığa çıkar. Isı değişimimiz burada değişim olduğunda açığa çıkmadan kaynaklı eksi 13,6 olur. Doğru. Isı açığa çıktığından dolayı bu bir egzotermik tepkimedir. Tepkimeye giren maddelerin entalpileri toplamı ürünlerin entalpileri toplamından büyüktür. Deltaş. H tepkime entalpisi ürünler eksi girenler eksi sonuç çıktığına göre girenlerin entalpi toplamı ürünlerden daha büyük. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir arkadaşlar. Tamam. Ne? sağ taraftaki örnek 16'ya bakalım. c CH6 O bileşinin molar yanma entalpisi eksi 327 kilokaloridir. Kilokal bölü moldür. 9,2 gram c CH6 O bileşinin yanması sonucu aşağıda e, açığa çıkan ısı nedir diyor. Bak açığa çıkan ısı diyor. Artı eksiye bakmayacağız yani. Şimdi şu kaç gram bir molü? Molar yanması demek. Bir molünün yanması demek. Ema'sı 46'mış. 46 gram yandığında 327 kilokalori kalori açığa çıkıyormuş. Açığa çıkıyor dediğimden dolayı eksi diye belirtmedim. Diyor ki 9.2 yanarsa kaç katı? 0.2 katı. Al 0.2 katını şey mi yapar? 654 mi yapar? 0.2 katı. Bir 61.4 Cevap C seçeneği. Yani hesaplamalar öyle gözünde büyüteceğim bir soru tipi değil yani burada. Örnek 17'ye bak hani en babası şu örnek 17 gibi sorular veya örnek 18 gibi sorular oluyor. En baba soruları bunların o da. Koh bileşiğinin 0,2 molar 50 mililitre sulu çözeltisi hazırlandığında 600 kalori ısı açığa çıkıyor. Buna göre koh bileşiğinin molar çözünmesi kaç kilokaloridir diyor. Bak şuradaki birimlere dikkat et. 600 kalori ile sormuş olduğu kilokalori farklı şeyler. Yani burada birim çevireceksin. Birim çevirmeye düşme. Öncelikle bir molünü bulalım. Moler eşittir n bölü V'den. Molarımız 0.2 eşittir n bölü 50 mililitreyi litreye çevirirsem 1000'e böldüğünde 0.05 mi yapar? İşler dışlar çarpımından n ne çıkar buradan? Şöyle yazsam 2 çarpı üzeri eksi 1 çarpı 5 çarpı üzeri eksi 2 desem ee, buradan n eşittir 10 çarpı üzeri eksi 3 mi yaptı? Yani bu da n eşittir 0. 0,01 mi demek? 0,01 mol. Mol'ümüzü bulduk. Molar çözünmeyi soruyor sana. Yani 1 molünün çözünmesini soruyor. Normalde 0,01 mol e, tepkimeye girdiğinde 600 kalori açığa çıkıyor. Peki 1 mol tepkimeye girdiğinde ne kadar çıkar? X kadar diyelim. Tamam mı? Buradan 0,01 çarpı X eşittir. 600 kalori her iki tarafı 0,01'e bölüyorum. Tamam mı? 0,01'e böl. Bu da ne demek? 600 çarpı 1 bölü 100 demek. Ters çevir çarptığında 600 çarpı şu 100 mi olur? Yani 60.000 kalori olur. Bak kalori olur. Dikkat et. Sana neyi soruyor? Kilo kalori soruyor. 1000'e de bölersem bunu ne yaparsın? Kaç kilo kalori olduğunu bulursun. Cevabımız D seçeneği. Birimlerle soruyu sormuş. Oradaki birimleri kaçırmadık bize. Örnek 18. Bu da son sorumuz artık. 6 gram CnH2N artı 2 bileşiği tamamen yakıldığında 8,6 kilo kalori açığa çıkıyor. Bileşim moler yanma entalpisi eksi 43 kilo jül bölü mol olduğuna göre formüldeki en sayısı nedir diye sormuş. Bu kez moler yanmayı vermiş. He, 6 gramı diyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapabiliriz. 6 gram yandığında 6 gram Cn H2n artı 2 yandığında 8,6 kilokalori e, kilo çıkıyormuş. Moler yanması demek 1 mol demek. 1 mol'ü kaç gram bulun? 1 mol eşittir. Emini bilmiyoruz. Ema'sı karbonun 2. N tane karbon var. 12 N. Artı hidrojen 1. 2 N artı 2. Buradan M eşittir. 14N artı 2 değil mi? Yani 1 molü 14N artı 2 gram. 14N artı 2 gram CnH2N artı 2 yandığında ise 43 kilojül açığa çıkıyormuş. bak Oran orantı yapacağız. Başka bir şey yapmayacağız. 6 çarpı 43 eşittir. 14N artı 2 çarpı 8,6 Her iki tarafı 8,6'ya bölüyorum. Tamam mı? 8,6'ya böl. 43'e böldün. 1,43'e böldün. 0,2. 0,2'ye e, şeye böldün. 2'ye böldün. 0,1. 2'ye böldün. 3. Ters çevir çarp. Ne yapar? 30 mu yapar? 30 eşittir. 14 n artı 2. 2'yi karşıya attığında 28 eşittir. 14 n. Her iki tarafı 14'e böldüğünde n eşittir. 2 çıkar. Bak işlem bu. Tamam. Bir daha tekrar edeyim istersen. Ondan sonra dersi bitireyim. 6 gram yandığında 8,6 kilojül açığa çıkıyor. Tamam. Moler yanmayı soruyor. Yani 1 mol. 1 mol kaç gram bunun? M'i bilmiyoruz. En eşittir M MA formülü. 1 mol. MA'sı karbon 12. Hidrojen 1 yazdığın zaman MA'sı 14 N artı 2 yapıyor. Buradan 1 molünün 14 N artı 2 gram olduğunu buluyorsun. O da 43 kilojül ısı değişimine neden oluyormuş. İşler dışlar çarpma yapıp N'i buldum burada. Tamam mı? Bu dersin sonuna geldik. Bir diğer derse görüşmek üzere. Kendine iyi bak.